Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çok Yaşa Cumhuriyet başlıklı sergimize hoş geldiniz. Evet, Bursa'mıza 1922'den 1938'e kadar 18 kez gelen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz kentten, efendiler, Bursa ziraat memleketidir, ticaret ve sanayi memleketidir, şifa memleketidir. Bursa sahip olduğu doğal güzellikleriyle bolluk ve neşe memleketidir diye söz etmiştir. Onun gerçekleri, güzellikleri ve yüksek meziyetleri fark etme ve onurlandırma gücü, keskin zekasının ve geniş vizyonunun bir özelliğiydi. Güzel ve başarılı olanı takdir eden ve yücelten şahsiyetiyle sadece devlet adamı olarak değil, zarif ve medeni kişiliğiyle de kalbimizde silinmeyecek izler bıraktı. Atatürk için Bursa, büyük zaferin ardından devrimlerin toplumsal altyapısının inşa edilmesinde önemli bir merkezdi. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa Kent Müzesi'nde 1923-1938 yılları arasında Bursa'da Cumhuriyet'in kazanımları ve etkileri üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Çok Yaşa Cumhuriyet sergimizde Bursa'da mimari, sanayi, eğitim, kültür, sanat gibi başlıklarda dönemin gelişmeleri aktarılıyor. Ayrıca Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı müze koleksiyonlarından konulara dair seçkin bir koleksiyona da yer veriliyor. Atatürk'ün Bursa'da imzaladığı belge ve defterlerin yanı sıra Bursa'yı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen eşyalar ve Ulu Humay Müzesi'nden Cumhuriyet dönemi şah galerisinden da bir seçki yer alıyor. Bu özel koleksiyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öğmen hanımefendiye, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi Reşide Bayar hanımefendiye, 9. dönem Erzincan milletvekili Ahmet Ziya Soylu'ya, Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye, eşi Mevlibe İnönü hanımefendiye ve Türkiye'de laiklik ve kadın haklarının önde gelen savunucularından 1914 Bursa doğumlu Sümerolog, dil bilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ hanımefendiye ait şapkalarda bulunmaktadır. Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hacer Karabağ Arslan danışmanlığında hazırlanan sergimiz Bursa Kent Müzesi'nde bugünden itibaren bir ay boyunca izlerinde kalacak. Cumhuriyetimizin ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izlerini süreceğimiz bugünkü programımızın açılış konuşmasının ardından sergi gezisiyle devam edecek ve Ceren Toksöz'ün Duru Sesi'nden dinleyeceğiniz güzel melodilerle son bulacak. Değerli konuklarımız, program akışımıza geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin ve Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın manevi huzurlarında saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Thank you.
ağırlamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey'in kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili dostlar, sevgili Bursalılar. Öncelikle bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını ve Bursa'mıza olan sevgisini yaşatmak üzere hep beraber bir araya geldik. Bu anlamda 1922 ile 1938 yılları arasında gerçekleştirdiği Bursa ziyaretlerinden günümüze ulaşan anılarıyla birlikte kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bu özel bir sergide bir araya gelmiş bulunuyor ve bu anlamda bu mirası paylaşmak üzere Çok Yaşa Cumhuriyet adını verdiğimiz sergimizin açılışında hep beraber sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, huzurunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yılını hep beraber kutluyoruz. Ve birkaç gündür yine Bursa'da bu coşkuyu her yerde hissediyoruz. Sevgili dostlar, sevgili hemşehrilerim, atamız 1922 ile 1938 yılları arasında tam damına bu kenti, yani Bursa'yı 18 kez ziyaret etmiştir. Ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Bursa'mızın devrimlerin toplumsal altyapısının inşa edilmesinde çok önemli bir merkez haline geldiğini de görmüştür. Tabii ki Bursa ile ilgili demeçleri çok, söylemleri çok. Hatta Bursa'da gençliğe hitabesi dahi var olduğunu hep beraber biliyoruz. Devrimlere ve genç cumhuriyete yönelik düşüncelerini ortaya koyduğu, kent halkını dinleyerek sorunlara çözüm ürettiği Bursa gezileri hepimiz için son derece önemlidir. Hatta bu gezilerde zekasından etkilenerek yardıma ihtiyacı olan çocukları da evlat edindiğini ve bunları büyüttüğünü, devrimlerin gerçekten emin ellerde olması için de onlara destek olduğunu biliyoruz. Tüm bunların yanı sıra atamızın gezileri tekstil sektöründen Kaplıca turizmine, sanayi atılımlarından Uludağ'da kış turizmine yönelik yatırımlara kadar Bursa'mızın her alanında gelişmesini de sağlamıştır. Bursa ziyaretleri kent halkında unutulmaz izler bırakmıştır. Ve Cumhuriyet'in temellerini burada bir kez daha sağlamlaştırdığını görüyoruz. Bugün burada bulunan eşyalar, biraz önce arkadaşımız da söyledi, atamızın Bursa'mıza ve Bursa'lı hemşerilerimize vermiş olduğu önemin bir kanıtıdır. Sergimizde eşyalar ve anılar yalnızca Ulu Önderimizin hayatına dair parçalar değil, aynı zamanda Cumhuriyet değerlerini bizlere hatırlatan canlı birer semboldür. Atamızın "Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet faydar kalacaktır" sözlerinin rehberliğinde onun anısını yaşatmak ve bunu yaşatan bu önemli sergiyi açarken de bizlere en büyük mirası olan Cumhuriyeti, değerlerini ve ilkelerini yaşatmayı kendimize bir hedef olarak görmüştür. Bunun için bu serginin anlamı çok önemli bir şey. Onun için bu serginin adı Çok Yaşa Cumhuriyet'tir. Evet, sevgili dostlarımız, sergimiz değerli bir koleksiyon olmasının yanı sıra çok önemli bir işbirliğinin de eseri olarak sizlerin ziyaretlerine sunulmuştur. Tabii ki hem koleksiyonerlerden hem de müzelerden çok önemli destekler aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı işbirliği
Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak ve onu gelecek nesillere taşımak, bizlere yol taşımak için yol göstermektedir. Yol gösteriyordur. Atamızın Bursa'mızda imzaladığı belge ve defterler, biliyorsunuz, birazdan da göreceksiniz, görenlerimiz de vardır. Ulumay Müzesi'nden Cumhuriyet dönemi şapkalarına kadar bu seçki bu şekilde hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur. Bu özel koleksiyonda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekillerinden olan Fakiye Öğmen'e, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi Reşide Bayar'a, 9. dönem Erzincan Milletvekili Ahmet Ziya Soylu'ya, Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'ye, ayrıca Bursalı Cumhuriyet kadını Muazzez İlmiye Çığa ait şapkalar da aynı şekilde burada yine sergilenmektedir. Sergimizin hazırlanmasında ve açılışında emeği geçen, başta Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı olmak üzere Müzeler Şube Müdürlüğümüz, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımız, aynı zamanda Ulumay Müzesi'ne, ki sanıyorum burada kendileri, Ulumay Müzesi'ne, ki görmenizi isterim. Ulumay Müzesi'ni tekrar sizlere öneriyorum. Gerçekten Bursa'nın geçmişini geleceğe aktaran çok önemli müzelerden bir tanesidir. Yine Uludağ Üniversitemize tarih bölümündeki yine öğretim üyemiz olan Doçent Doktor Acar Karabağ, belediyemiz ile işbirliklerinde bulunan gerçekten Cumhuriyet sevdalılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve onları yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Atatürk sevgisiyle bir aradayız. Ya, çok yaşa Cumhuriyet. Sağ olun Sayın Başkanım. Diğer konuklarımız bir hatırlatma okuyabilirsem özürsüz. Sergimize koleksiyonuyla destek sağlayan Ulumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyza Ulumay'a, AŞD ile destek sağlayan Sayın Rayık Kaplanoğlu'na, Sayın Uğur Erbaç'a, yanlış okuyorsam diyeceğim. Sayın Arif Antel'e ve İpek İş Fabrikası temsilcilerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sergimizi gezebilirsiniz. Ardından Ceren Tok Sözün Oturur Sesinden seslendireceği caz parçalarıyla, müzik iletisiyle burada olacağız. Cumhuriyet bayramımız şimdiden kutlu olsun. Nice 101 yıllara var olsun Cumhuriyetimiz. Bir havuz, canım havuz, bu
çok sağ olun.